Merhaba Koray. Merhaba. Lütfen bize kendini kısaca tanıtır mısın? Tamam. Benim adım Koray, gördüğünüz gibi. Ben Wiener Gymnasium adında bir okula gidiyorum. Viyana'da yaşıyorum. Lise 2'ye kadar geldim. Genellikle matematik ve müzikle ilgileniyorum. Müzikle ilgileniyorum derken müzikle nasıl ilgileniyorsun? Herhangi bir müzik aleti çalıyor musun? Şarkı söylüyor musun? Yani benim bildiğim piyano, normal flüt, blok flüt ve darbuka çalmayı biliyorum. Çok güzel. Yani genellikle müzik yazmayı seviyorum kendim olarak. Müzik yazmayı derken beste mi yapıyorsun? Evet. Süper. Kendine ait bestelerin var mı? Evet, bir tane yaptım. Süper. Piyano için. Çok güzel. Peki müzik alanında sen kendini nerede görüyorsun? Yani başlangıçlı orta arasında diyebilirim aslında. Yani öğrenmem gereken bayağı şey var. Evet. İleride müzikle ilgilenmeyi düşünüyor musun yoksa amatör olarak mı kalmayı planlıyorsun? Yani ileride müzikle de ilgilenmeyi düşünüyorum da yani. Eğer üniversite seçimi hakkında konuşuyorsanız matematik üniversitesine gitmek daha şey olur. Şimdi üniversiteden açtığın için konuyu merak ettim. Gitmeyi düşündüğün herhangi bir üniversite var mı? Belirli bir üniversite yok ama yani matematik okumayı düşünüyorum. Hı hı. Şu an var yani. Çok güzel. Okulda arkadaşların var mı? Yani tam olarak arkadaş değil de yani konuştuğum bazı kişiler var, evet. Çok güzel. Bu kendini bu görüştüğün arkadaşlar arasında nasıl görüyorsun? Yani aslında kendimi o kadar da büyük görmüyorum. Genellikle çok garip biri olarak göründüğümü zannediyorum zaten. Sen mi garip biri olarak göründüğünü düşünüyorsun? Evet. Yoksa arkadaşların mı senin garip olduğunu düşünüyorlar? Onların benim garip olduğumu düşündüklerini düşünüyorum. Ha, ama sana böyle bir şey söylediler mi? Ya, tam olarak söylemediler zaten. Birisinin garip olduğunu söylemek zaten biraz ayıp olmaz mı? Evet, çok haklısın. Peki en sevdiğin arkadaşının ismi ne? Bu biraz zor. Tam bilmiyorum. Yani ismi, yani arkadaşım isimlerini biliyorum da yani en iyi olduğum, arasında en iyi olduğunu bilmiyorum. Sonuçta ama hani arkadaşların arasında en sevdiğin bir arkadaşın. İşte ben onu bilmediğim için. Peki, benim merak ettiğim bir şey var. Seni mutlu eden şeyler neler? Yani aslında bunu söylemesi biraz zor. Ama yani dedim yani bilsem de söyleyemiyorum biraz. Seni mutlu eden şeyi bilsem de pardon, Türkçe olarak mı söyleyemiyorsun? Yani İngilizce daha rahat konuştun, İngilizce söyleyebilir misin? Bu anlamda mı söylüyorsun? Evet, yani nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Nasıl anlatacağını bilmiyorsun. Peki seni kızdıran bir şeyler var mı bu hayatta? Nelere kızıyorsun? Yani genellikle yapmak istediğim bir şeyler var yani hayatta. İşte genellikle bunları bazen beceremediğimde ya da kötü bir şey oldu, bana kötü bir şey olduğunu falan filan kızabiliyorum. Hı hı. Aslında yani istediğim şeyleri yapabilmek bana mutluluk da getiriyor, onu söyleyeyim. Evet, çok güzel. Merak ettim. Peki senin tahammül edemediğin şeyler var mı? Hani nokta nokta olmasına tahammül edemiyorum. Yani nasıl diyeceğim bunu?
genellikle insanların o kadar da nasıl denilir bu? Genellikle çok, yani ne bileyim, aptal demek istiyorum da olmasın diye. Hı hı. Yani genellikle düşünmeden yapılan şeyler o kadar da. Ha, insanların düşünmeden hareket etmesi mi seni sinirlendiriyor? Evet. Yani? Ya da genellikle yani benim düşündüğüm şekilde olmayan hareketler bana kötü bir şey yaparsa ben ona sinirleniyorum. Evet, anladım. Son bir soru daha soracağım. Tamam. Rahatsız olduğunu biliyorum. Seni çok yormak istemiyorum. Öncelikle çok geçmiş olsun. Matematik bölümünde okumak istediğini söyledin. Gelecekte matematikle ilgili ne yapmak istiyorsun? Hani nasıl bir yenilik yapmak istiyorsun? Ya da matematik bölümünü okuduktan sonra nasıl çalışmayı planlıyorsun? Yani onu tam olarak kararlı değilim aslında. Hı hı. Ama yani bilgisayar programcılığı da çalışabilirim ya da yani zevk olarak matematikte bir şeyler bulabilirim. Daha sonra kullanışlı olabilecek şeyler. Evet. Ne yapabilecek şeyler. Evet. Çok teşekkür ederim Koray. Rahatsız olduğun halde bizimle röportaj yaptığın için sana çok teşekkür ederiz. Çok geçmiş olsun diliyorum.